Kızlar, hadi gelin size organik limonata yaptım. Süpersin anne. Teşekkürler Mazet teyze. Hadi. Mazet Hanım. Aa, hoş geldiniz Figen Hanım. Bu ne güzel sürpriz. Vallahi hiç hoş gelmedim Mazet Hanım. Ne oldu? Hayırdır? Buyurun oturun, size limonata ikram edeyim Figen Hanım. Buyurun. Sizin oğlan benim kızımı öpmüş. Oo. Ne? Abim Nil'i mi öpmüş? Hayatta inanmam. Yalan mı söyleyeceğim kızım? Öpmüş diyorum size. Figen Hanım, sizin kızınız da benim oğluma tokat atmış. Oo. Ay durup dururken atmamış ya. Öptüğü için atmış tokatı. Figen Hanımcığım, bunlar genç. Olur böyle şeyler. Aa, tabii sizin için söylemesi kolay. Erkek tarafısınız tabii. Herkesin içinde yapışmış kızımın dudaklarına. Yuh. Kızım siz de böyle koro halinde. Susun bakayım bir. Figen Hanım, bakın bunlar ilkokul öğrencisi değil ki. Yani ne yapabiliriz? Ben oğlumun kulaklarını çekerim gelince. Vallahi orasını bilmiyorum. Yani sizin de kızınız var. Elin oğlu gelse öpse kızınızı ne yaparsınız? Kırarım bacaklarını ya. Sen niye elin adamıyla öpüştün diye yolarım saçını başına. Kabahat kıza yani. Yani. Vallahi iyi oldu bu iş. Ofiste boş boş oturmaktansa. Ah, havada mis açık hava. Oh. Ay, bir de şu topuklu ayakkabılar olmasaydı iyi olacaktı tabii. Şu halimize bak ya. Koskoca ofis işi gücü bıraktı, cinayete kurban gitmiş koyunların peşine düştü ya. Hayır yani, ofise bir müşteri gelse Fadime'den başka kimse yok. Demir, keşke benim gördüklerimi görsen. Görüyor musun? Görüyorum kanka, görmez olur muyum ya? Allah yüzümüze güldü, yemin ederim. Çok güzel traktör. Aman ne? Sanki ofis böyle bıyır bıyır insan kaynıyordu, müşteri kaynıyordu değil mi? Nasıl biz buraya gelmeseydik, sana bir şey söyleyeyim mi? Şu canımız ah var ya, demiri kafalardı, sen de görürdün canım. Çalışacak mı? Çalışmaz olur mu ya? Benim dedem Topkapılı Canmaz Mehmet. Ne yapıyor onlar ya? Ha, gidecekler bizi bırakıp. Ya, bir dakika. Demir, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Traktör mü çalacaksın? Evet, daha iyi bir fikrin var mı? Ha, yok ama yani şimdi... İyi, yoksa sus o zaman. Biz... Ya ben seninle küs kalmak istemiyorum ya. O zaman tercihlerini ona göre yapacaksın Neco. Ya benim tercihlerimi hep sana göre yaparım ben ki zaten. Sen işte ben at eteğim ya. O adam sana mesela nasıl sapık sapık davrandı ya. Nasıl mesela ya, cinlerim tepeme çıktı, herifi öldürüyordum. Yakasını yapıştım, gördün ya. Yani benim tercihim belli değil mi yani? Evet. Sen çok tatlıydın ama sen yersin yerim ya. Yapma şöyle şeyler bana. İnanıyorum çünkü. Çok güzel. Gel avcım. Teşekkür ederim canım benim. Ne yapıyorsun? Nereye? Hayırdır? Ben nereye bineceğim? Arkaya. Tam buraya bineyim işte. Olmaz. Çok ağırsın. Devriliriz, batarız vallahi. Arkaya. Ay saçmalama be. Şey mi bu? Sandal mı? Sen de binmiyorsun ha. Vallahi Nina Hanım işine gelirse ya binersin ya gidersin ya da yürürsün. Hadi. Arkaya bin diyor ya. Ayarsız. Hadi arkaya yallah. Neco, hadi. Hah. Patronu çağırıyor. Fırla koş hemen. Gitmiyorum. Neco, hadi be oğlum. Gelmiyorum abi. Gelmiyor musun? Gelmiyor. Ben burada Çişil'le kalacağım. Ha, öyle mi? Tamam dur lan. Lan dur. Tamam dur. Geliyorum. Bekle. Seni. Bir dakika. Gel. Ay. Devam et şimdi. Ay çok korktum. Tamam kızlar, bir şey yok. Tutun bana. Ay. Tut beni. Korkmayın, korkmayın. İyidir bu işlerde. İğrenç kokuyor burası. Ay bu ne? Ay elime tepeyim ya. Ne yapıyorsun? Vallahi ben dayanamam bu kokuyu, kusacağım şimdi. Kanka beni affet, bir ön tarafa al. Ya, ne bu yitmece ya? Ama balım ben vallahi bu kokuya dayanamam ya. Ahı! Aynı şeye sarılıyoruz. Ay.
yemekler almış. Çok eğlendim Demirciğim, çok keyifliydi. Rica ederim. Ben yollarım ona. Bak vallahi yollarım yani. Dur bir kendimize gelelim önce ya. Eğlenceliydi diyor. Nasıl gençler, rahat mıydı arkası? Kank. Alacağımız. Ben bunun intikamını alırım senden. Allah Allah, sana da iyilik yaramıyor. Bu yaptığına küfredemediğim için mobbing derler diye geçiştiriyorum şimdi. Ayrıca sana tazminat davası açacağım. Avukatım da aha bu kız. Nili de avukat olarak tutacağım. Kanka, senin yaptığına da küfredemediğim için hainlik diyorum. Sana şurada yer yaptım ya. Sen gittin. Şu abi diyeceğim. Arkadaşla beraber oldun arkada. Çisil, sen köy kahvesine gidip olayla ilgili araştırma yap, tamam mı? Tamam. Ya ben de Çisil'e geleyim ya. Yani çünkü ben oraya girmeyeyim. Seyfettin'i görürüm orada. Ben onu boğarım bu zaten. Tamam tamam hadi git. Gitsene gelsene. Tamam hadi gel. Gözümde bir saman var. Tamam. Neyse tamam. Gözünde olsa iyi. Koyunları öyle bahçede görünce gayri ihtiyar ateş ettim. Nasıl vurdun mu koyunları Kemal abi? Yok havaya sıktım. Ama o karanlıkta birkaç tane koyuna denk gelmiş. Ama benim de aylarca emek verdiğim çileklerim gitti. Ben de davacıyım. Yok. İsterseniz bu işi mahkeme yoluyla çözebiliriz. Daha çok tazminat alırsınız. Mahkemeye gerek yok. Ben sizi uzlaştırabilirim. Sen ne dersin Demirci? Vallahi karar senin Kemal abi. Sonuçta ikiniz de kaç senelik komşularımsınız. Ben ikiniz de iyi olun isterim. Şimdi bize olayın tam olarak nasıl olduğunu anlatın lütfen. Buyurun. İsterseniz bostanıma gidelim. Organik bostanımın ne hale geldiğini hep beraber görelim. Tabii. Olur. Siz burada bekleyin isterseniz biz. Sen bekle istersen. Allah Allah. Emekli olduktan sonra bu bahçeye adadım ben kendimi. Organik meyve sebze yetiştiriyorum. Onlara benim çocuklarım gibi, gözüm gibi bakıyorum ben onlara. Çok güzel bir bahçe gerçekten. Çok daha güzeldi ama bu Seyfi'nin koyunları mahvetti benim bostanımı. Karısı öldükten sonra iyice manyak oldu adam. Gördük ne kadar manyaklaştığını. Kartsan para. Kemal abi. Bu çitleri birisi kesmiş. Ne? Allah Allah. Ben onu koyunlar yaptı zannettim ya. Yok be abi. Bunu hangi koyun yapacak baksana. Bayağı insan işi bu. Demek ki birileri bostanınıza zarar vermeleri için koyunların geçmesine olanak sağlamış. O zaman Seyfi yapmıştır muhakkak. Eskiden beri benim bu bostanımı kıskanıyordu. Hah, işte bu mahkemede elimizi güçlendirir. Hakimi ikna edebilirim. Ahu Hanım. Ya siz bir de her şeye karışmaz mısınız lütfen? Ay, başladı yine. Ya kızlar bir durun Allah aşkına. Yedi köpek gibisiniz sabahtan beri. Bırakın iki taraf karar versin. Hoş geldiniz. Vay. Nasılsın abi? İyi. Ya senin eski kayınpederin işleriyle uğraşıyoruz. E biz ayrılmadık ki yani sadece babalarımız öyle olsun istiyor. Çok konuşma. O iş bitti. O adamın kızını almam ben sana. Bu yaştan sonra beni nezarethanelere süründürdü. Vallahi ne senin organik bahçen ne de Seyfi babamın organik koyunları benim umurumda değil. Ya ben Nazlı'yı seviyorum. Siz isteseniz de istemeseniz de biz evleneceğiz. Evlen de görelim bakalım. 40 para vermem sana. Süründürürüm seni.